Arkadaşlar merhabalar bu videomda Kenan Kara ile TTIT Geometri Soru Bankası kitabında paraya kenar konusundaki test bir çözümünü yapacağız. Evet kitabımızda sayfa numarası 86 ve 87'yi çözeceğiz. Hadi bakalım çözümlere başlayalım. Birinci soruda 85, 25, 65 verilmiş x nedir diye soruluyor. Bir kere 85 ise şurada kaç nedir? 180'e tamamlayan açısıdır paraya kenar olduğu için. Karşılıklı açılar toplamı 180. E o zaman buraya ne kaldı? 95 kaldı. E Şurada ne var arkadaşım? Bir boynuz mu var? Üçgendeki kurallar yine karşısında çıkıyor. Yani şu üçünün toplamı 25, 65 ve x'in toplamı 95 yapması lazım. Şu x'in toplamı 90 yaptı ve x de 95 eksi 90'dan 5 çıkar. Yani birinci soru akçay çıktı geldik ikinci soruya. Şimdi burada bir ikiz verilmiş. Eyvallah. Şu açılar birbirine eşit verilmiş. Hocam bir kere paraya kenar olduğu için karşıtlığı böyle z'den dolayı daha doğrusu. Şöyle burası da nokta açısı yapar mı? Yapar. E hocam burada da bir x kenarlık var. Noktaysa burası da nokta olur mu? Olur. E tamam noktayı da A nokta 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 ne çıktı? 3 tane açı birbirine eşit. Eşkenar üçgen çıktı. 60 60 60. Burası da 60. A ve B açısı nedir diye soruluyor. A e, B. Bitti. 60 90 daha 150. Buraya kaç derece kalır o zaman? 30 derece kalır. İkinci soruya Edremit oldu. Geldik üçüncü soruya. Şimdi BC uzunluğunu 10 vermişler. Ali Bey uzunluğunu 7 vermişler. E hocam burası da 7. Açı ortaylı kullanacağım. Açı ortaylı. Kollar oranı tabanlar oranı kullanamıyorum. O zaman Z'ye bakalım. Z'den dolayı çizgi açısı yaptı. Hop burası 7 mi yaptı? Evet. Bak çizgiye çizgiye. 7 ise 7. Evet. Tamamı 10 olduğundan buraya ne kaldı? O zaman 3 kaldı. Sonra ne yapalım arkadaş? Şuradaki bak burada da bir nokta açısı var. Nokta nokta. Z'den dolayı burası da nokta açısı yaptı. A. Şunda da şu ikizkenar kenar oldu. O zaman burası 7 ise Şurası da 7 yapacak. 3'ü buradaysa buraya ne kaldı? 4 kaldı. Ve bizden de büyük ihtimalle o isteniyor. Evet EF uzunluğu 4 oldu. Cevap Denizli. Geldik sonraki soruya. Bir yüzü kırmızı. Bir yüzü mavi olan ABC'de paralel kenarı. Evet mavi kısmı bu. Arka kısmı da kırmızı demek ki. Bu kağıt böyle katlanmış arkadaşım. AB ise 16. Şu katlama yapılmış. Paralel kenar şeklinde. Bir kere paralel kenarda ne olduğunu biliyoruz dostlar. Hocam karşı kenarlar birbirine eşit. Bir de katlama var. Şu katlamayı şöyle eski haline geri doğru açalım. Eski do haline açtık. Hocam şu kenarlar birbirine eşitti. Katlamadan dolayı üst üste binen kenarlar eşit. Hocam şunlar da birbirine eşit. Hatta şu parçalar da şu parça birbirine eşit. Şimdi df eksi eb üstü uzunluğu nedir diye soruluyor bize. Arkadaş bir de şuna bakacak olursak şöyle bir katlamadan dolayı üst üste binen açılar da eşit. Yani burası da 90 derece yaptı. E hocam ne yapacağız? İkiz kenar var. Tabanda mevcut insan olan ne yaparsa onu yapacağız. Tabanına ait yüksekliği çizeceğiz çizince 8 8 diye keş parçaya böldü. Şuraya da x buraya da x diyelim. E hocam şurada bir dikdörtgen çıktı. 8 artı x ise yukarısı da 8 artı x. E o zaman üst üste binen kenarların eşitliğinden burası da 8 artı x'tir. Toplamda zaten ya da 16 artı 2 x ya. E, 8 artı x e, burası da 8 artı x kaldı diyebiliriz. Ya da şunlar eşit olduğundan bu da 8 artı x yaptı. Şimdi df belli mi belli. 8 artı x eksi e üstü uzunluğu belli mi belli. Ve cevap böylelikle kaç çıkar? 8 çıkar. Yani cevap denizli oldu. Dördüncü soruda. Geldik 5'e. Evet oranlama var. Bir de a köşegen var. Arkadaş köşegenler çizilmiş. Köşegenler ne yapıyordu? Birbirini ortalıyordu. Yani şunlar birbirine eşit. Eyvallah. Sonra şurada da bir eşitlik var. Valla paralel kenarda özellikle böyle bir eşitlik olduğunda ağırlık merkezi var mı diye bakın. Çünkü bak kenar ortay kenar ortay oldu gördün mü? Evet kenar ortay kenar ortay yani burası bir ağırlık merkezi oldu. FC uzunluğunu 6 vermiş. Hocam köşegenler birbirini ortalıyordu. tam 6 ise 6 burası da. Hatta burada ağırlık merkezi bulduk burada. 1'e 2 oran var. A ise 2A burası. Toplamda 3A eşittir. 6 ise a 2 buluruz. Ve bizden GF uzun isteniyor. Yani cevap 2 çıkar. 5. soru Cihan olur. Geldik 6'ya. Alan isteniyor bizden. 2 kök 13 ise o zaman burası da 2 kök 13. E şimdi ne yapacağız? 150 ise burası 30'dur hocam. Valla arkadaş ne yapacağız? Belli yapacağımız hamle belli. 30'un mantığını kullanacağız. Bir kere e, böyle köşegenler çarpmış sinüs alfa bölü 2'den de bulunabilir de gerek yok bence. Hocam şu üçgene yoğunlaşacağım belli. Bu bu üçgende kenarlar var ve bir, bir açı var. E, bir üçgenin alanında neydi? Taban çarpı tabana ait yükseklikte. O zaman ne yapacağım? 6 köküçe ait yüksekliği mi çizeceğim? Ya 6 köküçe ait yüksekliği ya da 2 kök 13'e ait yüksekliği çizeceğim. Yalnız buradan 2 e, kök 13'e ait yüksekliği çizersem sanırım sıkıntı olacak. Şöyle gördüğünüz üzere. E, burada şunu da yapabiliriz aslında ya. 30'u kullanmak için ya buradan dik çizeceğim ya buradan dik çizeceğim. Tabii ki şuradaki dik daha mantıklı geliyor. Ve bu arada şu alt kök ait yüksekliği çizince de böyle sıkıntı yaşayacağım belli oldu. E çünkü uzunlukları tam olarak bulamıyorum. En azından şu 30'un mantığını kullanayım. 90'ın karşısı 6 kök ise 30'un karşısı ne olacaktır? Yarısı 3 kök olacaktır. Hocam kök 3 katından dolayı burası da kaç olacaktır? 9 olacaktır. E burada şu Pisagor bağıntısı yapalım şurada da. Buradaki Pisagor bağıntısından yani 2 kök 13'ün karesi eşittir. A kare artı 3 kök 3'ün karesinden dolayı. Bu 52. 52'den 27 çıkınca 25 yapıyor. A kare 25 ise A'da 5 çıkar. A'yı da 5 bulduk. E tamam hocam burası 9 5 daha 14 ise burası da 14 deyip köşegenler çarpı 30 bölü 2'den sonuca ulaşabilirsin. Ama gerek var mı? Yok. Çünkü kardeş burası buradaki taban belli. 14. Tabanına ait yükseklik de belli. Sen bu üçgenin alanını bulursun. 14 çarpı kaç? Yüksekliğimizde 3 kök 3 bölü 2. Şunlar şunlar sadeleşti. Burası 21 kök 3 yaptı. Yani senin şuradaki alanın sarı bölgenin alanı 21 kök 3. E bu alandan 4 tane yok mu? Yani şu alanların hepsi birbirine eşitti. Paraya kenarda köşegenler çizildiğinde 4 eşit parçaya ayrılıyordu. O zaman sen tüm alanı bulmak istiyorsan 21 kök 3'ü neyle çarpmalısın? 4 ile çarpmalısın. O da 84 kök 3 yapar. Yani C oldu 6. soru. Geldik 7'ye. E hocam 8 ise burası da 8'dir. Alan ABC'de isteniyor. E bu üçgenin alanını bulabiliyorum ben. O üçgenin alanında 8 çarpı 4 bölü 2. 32 bölü 2'den 16 burası. E burası 16 ya. Yanlış yaptık. Ha şöyle. Burada kalan 16 ya. E bu alanların da hepsi 16'ya eşittir. Tüm alanda ne olacaktır? 16 çarpı 4'ten 64'e eşit olacaktır. Evet 7. soru Denizli oldu. Geldik 8'e. Oranlamalar var. Alan dağıtacağız. Burası 2A. Ebenin uzunluğu 3A değil mi? Evet. Ebenin uzunluğuna 3A yazalım. Burası da 2A yazalım. BF uzunluğu 2N. FC uzunluğu 5N. 2N ve 5N yazalım şuraya. Ondan sonra ne yapalım şurada? Alan dağıtımı yapacağımız belli. Hadi dağıtalım bakalım. Hocam bir yerden başlayacağız. Nereden başlayalım? İster böyle 3A'lardan başlayın. isterseniz 2N'lerden başlayın. istediğiniz yerden başlayın. Hiç fark etmez. Nereden başlayalım? Hadi 2 n'den başlayalım. 2 n'deki alan 2 a dersem hocam tepe noktası şurası oldu. O zaman 2 n'deki alan 2 a ise hop 5 n'deki alan ne olacaktır? 5 a olacaktır. Sonra 3 a'dan 2 aya alan dağıtacağım. Bak 3 a'dan 2 a'ya. Ama 3 a'da kalan bak toplamda 7 a yapıyor. Yani 3'ün katı değil. Peki üçgende alanla ne demiştik? Biz dağıtamadığın yerde dağıtamadığın tabanla çarp demiştik. O zaman başa dön Hani 3A'da kalanı dağıtacağım ya. keşke 3'ün katı olsaydı. O zaman bunu 3 ile çarp 15A diyelim buraya. Bunu da 3 ile çarp o zaman buraya da 6A diyelim. Sonuçta 2'ye 2, ye, 2 ye 5 oran burada da değişmiyor mesela. 3A'da kalan toplamda kaç A yapmış oldu? 21A yapmış oldu. E 21A. Bak dikkat 3A'daki 21 aysa 7 katı. 2A'daki de hop üçgen oluştursak 7 katı 14A olacaktır. 21 14 daha şurası toplamda 35A yaptı. Yarısı diğer yarısı da 35A yapacaktır. E o zaman Alın ABC'de. Evet 70 A mı? 70 A'yı bize ne vermiş? 35 vermiş. 35 vermiş. A buradan 1 bölü 2 gelir. Ve benden EFB alanı isteniyor. EFB alanı 6 A alanı isteniyor. O da 6 çarpı 1 bölü 2'den cevap ne çıkacaktır? 3 çıkacaktır. Yani cevap C oldu. Böyle kollar çarpımıyla orantılı bir şekilde de yazdığınız zaman da yine aynı sonuca da ulaşacaksınız. Ama ben böyle oranlamaları görünce alan dağıtıyorum. Ama kollar çarpmakla geldiyse... Yapman gayet mantıklı. Hiç sıkıntı değil. Evet 8. soru. Ceyhan geldik 9'a. Aşağıdaki paralel kenarı biçiminde e, ABC'de e paralel kenar biçimindeki bir kağıt verilmiştir. Şöyle şöyle kesilmiş galiba bunlar. Bu arada 4 4 kök 5 burası ne yapıyor? 1 2 kök 5 üçgeninden dolayı 8 yapıyor burası. E hocam paralel kenar 4 kök 5 ise 4 kök 5 10 ise burası da 10 mu? Evet. Şimdi burası da 4 kök 5. E, ben şu yüksekliği bulacağım. İstersen şöyle bul. E, hocam Alfa dersen burası da alfa. Alfa beta. E burası da beta. Şu üçgenle şu üçgen benzer. Benzerlikten de bulabilirsin. Ya da alandan da gidebilirsin. Hocam taban ve tabana ait yükseklik var ya. Şuraya da bir A diyelim isterseniz. Ya da H diyelim şuraya da. Bak bunun alanı nedir? 4 kök 5 tabanına ait yükseklik H. Alan dediğimiz 4 kök 5 çarpı H eşittir. Aynı zamanda bak 10 tabanına ait yükseklik de var burada. 10 çarpı 8'e eşittir. E buradan 8 ile 4 sadeleşse 2 kaldı. H da buradan 20 bölü kök 5 yaptı. Kök 5 eşitlerini ile çarparsam 20 kök 5 bölü 5'ten 4 kök 5 çıkarır. Çıkar H. Evet burası haç 4 kök 5. Pisagor bağıntısını hatta burayı falan da buluruz. Neyse. Bizden ne isteniyor? Alan şuradaki alan isteniyor bizden. He, kesildiğinde burada alan isteniyor. E tamam arkadaşlar şuradaki alan belli. 4 çarpı 8 bölü 2 32 bölü 2'den 16 burası. Hocam Pisagor bağıntısı yapalım. Yüzden 80 çıkarsa kök 20. O zaman burası da 2 kök 5 çıkar. Ya da hocam neyse 1 2 kök 5 üçgenini şey kestiremeyebilirsiniz burada. Alfa girmemiştik zaten. Pisagor bağıntısından 2 kök 5 çıktı burası. E bu da buradaki alanda nedir? 2 kök 5 çarpı 4 kök 5 bölü 2 eşit. Yani bu da 20 yapıyor. Buradaki alanda 20. E o zaman tüm alan nedir arkadaşlar? Tüm alan neydi? Tüm alanda işte 10 çarpı 8'e eşit değil miydi? Taban çarpı tabana ait yükseklikten 80'e eşitti. Hocam 80'den neyi çıkartacağız o zaman? 80'den 20'yi ve 16'yı çıkartacağım. 20'yi ve 16'yı çıkartacağım. O zaman cevapta ne yapıyor arkadaşlar? 20'den bu 36 yapıyor. 44 mi yapıyor? Evet 44 yapar. Cevap Akçay oldu 9. soruda. Geldik 10. soruya. A taban tabana ait yükseklik var burada. Alan ABC'de isteniyor ve BE tabanında vermiş zaten bize. E arkadaş 7 tabanına ait yükseklik olduğu için hemen bir üçgen oluşturduk. Peki bu üçgenin alanı belli mi? Belli. 4 çarpı 7 bölü 2 burası. 4 kere 28 bölü 2'den 14 yaptı. Bu alan 14 ise şu alan tüm alanın nesiydi? Yarısıydı. Önemliydi burası. O zaman alan ABC'den ne yapacaktır? 14'ün 2 katı yapacaktır. Yani 28 yapacaktır. Evet. 10. soruda Edremit oldu. Ve böylelikle ilk testi bitirdik. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda testikin çözümünde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.